Yeni bir mecradan merhabalar. HDP PM üyesi avukat Sayın Doğan Erbaş'la birlikteyiz. Sayın Erbaş'la ilk duruşması 28 Nisan'da, ikinci duruşması dün yapılan ve üçüncü duruşması da yarın devam edecek olan Kobani davasını konuşacağız. Merhabalar Sayın Erbaş, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, kolay gelsin. Bütün izleyicileri saygıyla selamlıyorum. Kobani davası nedir? Kısaca bununla başlamak istiyorum. Bu dava yeterince detayını, ayrıntılarını bilmeyenler için çok kısa olarak özetleyebilir misiniz? Evet, şimdi 7 yıl önce 2014 Ekim'ine doğru bir gitmemiz gerekir. Kobani olayları diye kamuoyunda bilinen 2014 Eylül'ünden itibaren hatırlanacağı üzere IŞİD'in Orta Doğu'da, özellikle Suriye ve Irak'ta bir ilerleyişi vardı hatırlarsak. En son Musul'u da aldıktan sonra IŞİD bütün dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir alana çevrildi. Suriye daha çok. O günlerde pek kimsenin belki haritada yerini bile bilmediği Suriye'de HDP bağlı bir kasaba olan Kobani gündeme gelmeye başladı. Neden? Çünkü IŞİD hızla ilerliyordu. Kobani'nin köylerini almaya başlamıştı ve Kobani'nin merkezine doğru ilerlemeye başlamıştı. Tam o günlerde bütün dünyadan çağrılar geldi peş peşe. Avrupa Birliği'nden, Avrupa Konseyi'nden, hatta Birleşmiş Milletler sözcüsü de dahil olmak üzere Türkiye'ye çağrılar yapıldı. Neden Türkiye'ye çağrılar yapıldı o dönemin hükümetine? Suriye sınırı, Türkiye ile Kobani sınırı olduğu için orada IŞİD'e karşı savaşan insanlara bir insani yardım koridoru açılsın talebi gelmişti. O günlerde partimiz de aynı talebi iletti. Hükümetle de görüşmeler yapılmaya başlandı. O zamanki eş genel başkanımız Demirtaş ve Davutoğlu dönemin başbakanı arasında görüşmeler de yapıldı. Ne yapabiliriz diye. Hükümet sözler de verdi. Evet, Kobani düşmemeli. Çünkü Kürtler yaşıyor sınırda. Kobani düşerse bu büyük bir felaket olur. Biz yardım edeceğiz sözü verildi. Bu işin bir yanı. İşin diğer yanı, o günlerde 20 Eylül'den itibaren Türkiye'nin pek çok kentinde de insanlar gösteriler yapmaya başladı. Yani bir an önce o yardım talepleri gitsin, Kobani düşmesin diye sokaklara hareketlenmişti. Fakat herhangi bir olay olmamıştı. O günlerde 7 Ekim tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı önemli bir açıklama olmuştu. Adeta bir müjde verir gibi İsrail'de ziyaret ettiği bir göçmen kampında yaptığı konuşmada Kobani'de düştü, düşüyor işte diye bir açıklama yaptı. Olaylar ondan sonra çığırından çıktı. Gerginlikler çıktı ve işte bugün işte dava konusu yapılan olaylar o zaman görülmeye başlandı. Fakat partimiz o dönemde bu olayları yatıştırmak istedi. Bunun için de hükümetle görüşmeler yaptı, hükümet söz verdi. Fakat hükümet sözünde durmadı. IŞİD'e karşı mücadele eden güçlere Türkiye üzerinden bir yardım gitmedi. Daha sonra devreye uluslararası güçler girdi ve işte IŞİD'in ilk yenildiği yer Kobani olmaya başladı. Ondan sonra IŞİD artık yavaş yavaş siyasal denklemin dışına çıkmış oldu ve IŞİD'e karşı mücadele eden güçler başarıya ulaştı. Fakat işte burada ilk başta hükümetin açıklamalarında 53 kişinin öldüğü söylendi ve aslında bir ülkede asayişin güvenliğin sağlanmasından sorumlu olan hükümet olmasına rağmen kendi sorumluluklarını gizlemek için olayların asıl mağduru olan, çünkü ölenlerin 27 kişisi zaten bizim üyemiz ya da taraftarımız veya çalışanımız. İş yerleri aynı şekilde talan edilen insanların çoğu yine bizim taraftarlarımız. Ağırlıklı olaylar bölgede olmuştu çünkü. Fakat hükümet kendi sorumluluğunu gizlemek için olayları işte dava konusu haline getirdi. Ama dikkat etmemiz gereken noktalardan biri şu, 7 yıl sonra dava açıldı. Yani aradan 6,5 yıl, 7 yıla yakın zaman geçtikten sonra dava açıldı. Neden şimdi? Asıl üzerinde durmamız gereken konu bu. Şimdi 2014'te ilk soruşturma başlatıldı bu olaylarla ilgili. Fakat aradan 7 yıl geçmesine rağmen hiçbir soruşturma açılmadı. Yani evrak üzerinde durdu. Ne zaman bir özel savcı görevlendirilmesi yapıldı? İsim zikretmeye gerek yok. O özel savcı atandıktan sonra, 2018'de atandıktan sonra dosyaya gizlilik kararı verildi ve ardından işte bugüne gelen sürecin taşları döşenmiş oldu. Uygun konjonktür mü beklendi? Uygun konjonktür beklendi. Bu dava
dediğim gibi 7 yıl sonra açıldı. Bu başlı başına zaten önemli bir soru işareti. O bir yerde durmalı. Bir diğeri HDP'yi kamuoyunun önünde, kamuoyunun gözü önünde böyle işte suç işleyen insanların bir araya geldiği bir yapı olarak lanse etmek, kriminalize etmek. Bir diğeri aslında AKP'nin şu an çok gündemde tutmuyorlar ama o dönem hatırlarsanız özellikle Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde işte yeni Osmanlı hayalleri, işte Misak-ı Milli sınırlarını genişletme, işte biliyorsunuz kamuoyuna çok yansıdı, Şam'a giderek Emevi camisinde namaz kılma, adeta fethetme vesaire. Bir bu diğeri de yine bugünlerde artık gizlendi ama çok konuşulmuyor üzerinde. AKP'nin o dönem IŞİD'le olan bağları vardı. O zaman çok konuşuldu. Hatırlarsanız Suruç'ta, Suriye sınırında Türk askerleriyle IŞİD'lerin birlikte oldukları bir fotoğraf yansımıştı. Daha sonra yakalanan pek çok IŞİD'linin beyanı ortaya çıkmıştı. Avrupa üzerinden gelip özellikle Suriye'de IŞİD saflarında savaşmaya giden savaşçıların transit bir yol olarak Türkiye'yi kullandıkları, yaralanan mensuplarının Antep başta olmak üzere pek çok hastanede tedavi gördükleri ve benzeri. Dolayısıyla AKP'nin burada bu davadaki hesaplarından biri de IŞİD'in adeta yenilgisinin hesabını sormak. IŞİD'le mücadele insanlık tarihinde ileride yazılacaktır bu. Ne kadar tehlikeli bir örgüt olduğu, Orta Doğu'da yaptıkları, Ezidi halkına yaptıkları, Kürtlere yaptıkları, Araplara yaptıkları, herkese yaptıkları bunlar biliniyor. Fakat böyle bir örgütle ilk başta toleranslı davrandılar, ilişki geliştirdiler. Kendi o emelleri, yeni Osmanlı yayılmacı emellerinin bir aracı olarak belki de değerlendirmek istediler. Ama bütün dünya tavır alınca onlar da tavır almak zorunda kaldı ve en azından söylem değiştirmek zorunda kaldılar. Şimdi işte davayı 7 yıl sonra açarak aslında bir tür bunun üzüntüsünü de intikamla almak istiyorlar. Bu bir intikam davası aynı zamanda. Yani dediğim gibi bir taşla birkaç kuş vurmaya çalışıyorlar. Bir taraftan HDP'yi bu olayların sorumlusu olarak göstermek, kendi sorumluluklarını gizlemek için. Asıl mağdur olan HDP olmasına rağmen suçlu HDP'ymiş gibi göstermek için HDP'yi biraz böyle yıpratmak. HDP ile hareket etmeyi düşünen geniş demokrasi güçlerine de bir mesaj veriyorlar. Bakın HDP böyle bir partidir, bunlarla hareket ederseniz işte şöyle olur gibi argüman elde evet. üretmek istiyorlar. Davanın amacı kısaca bu. HDP'yi evet. siyasal denklemin dışına çıkarmak. Gitme, evet. Yani 7 yıl sonra davayı açmanın en önemli nedenlerinden birisi o. HDP şu anki Türkiye siyasetinde kurucu bir aktör. HDP olmadan kimse bir gelecek hesabı yapamıyor. Evet. Çok önemli bir pozisyona duruyor. HDP'yi bu pozisyonun dışına çıkarmak da istiyorlar. Böyle evet. bir yanda var. Evet, yani sadece siz değil, bütün HDP yöneticileri sürekli bunu vurguluyorlar. Bu Kobani davası hukuki dayanaklardan yoksuk siyasal bir dava. Bir davadır diyorlar. Evet. Aslında sadece siz değil, birçok hukukçu da aynı şeyi dile getiriyor. Acaba bir tarafta da bir kapatılma davası var. Onun zemini de mi hazırlanmak isteniyor? Siyasi amaçlardan biri de bu mudur? Bu 7 davanın? Yıl sonra, evet davanın 7 yıl sonra açılması nedeninden birisi de o. Tam ben de ona gelecektim. Biliyorsunuz bir kapatma davası açıldı Mart ayında. Her ne kadar daha sonra iddianame iade edilmiş olsa da Anayasa Mahkemesi iddianameyi yeterli görmeyip Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına evet. iddianameyi tekrar iade etmiş olsa da ama iade etmiş olsa da o dava halen devam ediyor. Evet. Şu an yürürlükte o dosyada. Burada hızlı bir karar vererek, bu dosyada hızlı bir karar vererek arkadaşlarımızın bir an önce mahkum edilmesini sağlayarak işte bakın kapatma davasındaki dosyada işte bakın pek çok eski yöneticisi, işte genel başkanların milletvekilleri, 2014 yılının MYK üyesi, pek çok yöneticisinin olduğu bir parti, işte bakın mahkeme kararı da var diyecekler. Hızlı bir şekilde bu kararı elde ettikten sonra aynı zamanda işte biraz önce dediğim gibi kamuoyuna da diyecekler. Bakın elde bir yargı kararı var. Böyle bir pek çok amacın iç içe olduğu bir kumpas davası, hilelerle dolu, tuzaklarla dolu bir davayla karşı karşıyayız. Siz bu duruşmaları da yakından takip ettiniz, evet. izlediniz. Evet. Birinci duruşmada oldukça gerginlikler yaşanmıştı. Sık sık avukatlar salonu terk etmişlerdi. Sonra işte anlaşma sağlanmış, içeri girmişlerdi. Fakat bu duruşma, ikinci duruşmada da konuklarla biz cezaevi önünde yayınlar yaptık. Bu gerginliğin daha az oranda yaşandığını söyledi. Mahkeme heyeti biraz daha kurallara uydu diyebilir miyiz? Hayır, diyemeyiz. Diyemeyiz. Aslında tabii Türkiye'de işler öyle bir hale geldi ki pek çok şeyi artık kanıksamaya başladık. Yani aslında bu davanın
açılmamış olması gerekiyordu. İkincisi, bu şekilde belki detaylarına gelebiliriz. Bu şekilde hazırlanan bir iddianamenin kabul edilmemesi gerekiyordu. Şimdi böyle bir taraf var. Bu iddianame kısaca bunu biraz açarsanız neden edilmeliydi? Neden? Onu hemen söyleyelim. Onu ana başlıklarla söyleyeyim. Bir defa 3530 sayfadan oluşan bu iddianame dün eş genel başkanla genel başkanımız Selahattin Demirtaş dile getirdi. Bunu ayrıntılarla dile getirdi. 3 günde dikkatinizi çekiyorum. İlk 3 iş günü içinde kabul edilmiş. 3530 sayfalık ve 342 de ek klasörü olan bir dosya 3 iş günü içerisinde mümkün okunmuş, değil. Kabul edilmiş. Mümkün değil. Bu bir. İkincisi, bu da çok dikkat çeken bir ayrıntı. Dosyanın kabul edildiği UYAP sistemine yüklendikten sadece ve sadece 18 dakika sonra MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız tweet atıyor. Hiç kimsenin daha haberi yok. 18 dakika sonra sadece. Oysa UYAP'a kimlerin girebileceği yasada belli. Ama o işte 18 dakika sonra dava açıldı diyor, dosya numarasını veriyor, sanıkların ismini sayıyor, belli başlı sanıkların. Bunlar işte diyor, yargı önünde zaten hesap verecekler diyor. Bunu hep dile getiriyoruz ama bu somut bir delil. Türkiye'de maalesef son yıllarda, evet Türkiye'de hiçbir zaman yargı bağımsız olmadı, tarafsız olmadı, adli yargılamalar yapılmadı. Bunlar biliniyor, nedenler de biliniyor. Çok girmeyelim ona. Fakat son 5 yılda özellikle, 2015 sonrasında son 6 yılda, son 5 yılda yargının ne kadar siyasal otoritenin talimatlarla hareket ettiğinin işte bu bahsettiğim somut delil bunun açık bir örneği. Zaten biliyorsunuz bu olaylarla ilgili Erdoğan ve özellikle Erdoğan, Bahçeli ve Soylu da Binali Yıldırım pek çok hükümet sözcüsü her zaman bütün mitinglerinde grup konuşmalarından dile getirdiler. İşte bunlar 53 kişinin ölümünden sorumlu. Bunlar işte Yasin Börü'nün ismi vererek ama başka isimleri de zaman zaman söylese eden çok o ismi veriyorlardı. Onun katilleridir, işte emir vermişlerdir ve benzeri. Şimdi oysa emir verdikleri derken kastettikleri bir tweet var. Hatırlarsanız evet, bu çok evet. Konuşulan hı hı. 2014'te evet. HDP MYK'sı tarafından atılan bir tweet var. O tweet'i atıfta bulunarak diyorlar bunlar evet. Talimat vermiş. Fakat ilginç olan bir şey, o tweetle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi bir karar verdi Demirtaş dosyasında. O tweet'in bir düşünce açıklaması olduğu, bir suç unsuru taşımadığı. Buna rağmen o tweet bir eylem çağrısı gibi algılandı. Halbuki o günleri hatırlayanlar olacaktır. O tweetle insanlar demokratik tepkilerini göstersin diye. O tweette ne denmişti onu da bir hatırlatırsanız. Olaylar yani Kobani'de çok alarm zilleri çalıyor. Halkımız demokratik tepkisini göstermek için sokaklara çıkmalıdır. Biçiminde bir tweettir bu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi bu tweet'i değerlendirdi. Demirtaş dosyasında ve biraz önce söylediğim gibi suç unsuru yok dedi. Şiddet yani, çağrısı yok, şiddet demokratik yok. Yollarla evet, bir düşünce açıklamasıdır yani. Dedi. Daha da önemli olan o olaylara ilişkin 9 Ekim tarihinde hükümet adaya giderek, İmralı Adası'na giderek Sayın Öcalan'dan bir mektup getiriyor, bir not getiriyor. O da açıklandı sonra. Evet. Ve olaylar onun üzerine durdu. Dolayısıyla bu şekilde bir yargılama, yani işte 108 kişi yargılanıyor, 28'i tutuklu. Yani bu herkes tek tek bunun sorumluluğu nedir? Tam olarak ne yapmış? Bu ölümlerden niye sorumlu? Tam olarak kaç kişi ölmüş? Mesela burada da bir çelişki var. Uzun süreli 3 kişi dendi. Yani sonra dosya açıldığında 37 kişi dendi. Yani iktidarın, sözcülerinin ölümlerle ilgisinin aslında yanıltıcı olduğu, böyle bir samimiyetlerinin olmadığı, ölen insanların böyle sayısını bile doğru dürüst tespit edemedikleri bir durumla karşı karşıyayız. Örneğin otopsi raporları, ölen kişilerin otopsi raporları iddianamede yok. Bunu mahkeme yeni sonradan fark etti. Dolayısıyla pek çok eksik, alelacele hazırlanmış, şeyden yoksun, hukuki incelemeden yoksun, alacele açıklanmış, kabul edilmiş, savcılığın yapması gereken birçok şeyi şimdi hakim, mahkeme yapmaya çalışıyor. Dosyayı aslında yeni hazırlamaya çalışıyor. Böylesine eksikliklere dolu, tuzaklarla dolu bir yargılamayla karşı karşıyayız. İade edilmesi gerekirken kabul edilen bir iddianame ile karşı karşıya dediğim bu gibi. Bu 3500 sayfalık iddianamenin 3 günde kabul edilmesini eleştirdiniz ama mahkemede de özetinin belki de özeti çıkarılarak 2-3 saat içerisinde okundu. O da ayrı bir skandal. Bu yani usullere uygun mudur? Hayır. Tamamının okunması gerekmez mi? Oradaki düzenleme şu şekildedir. Eğer mahkeme
yargılanan kişilerin avukatlarıyla bir mutabakata varırsa iddianame eğer çoksa özeti okunabilir. Bu, böyle bir düzenleme var. Fakat sanıklar ve avukatları eğer hayır özet değil hepsinin okunmasını istiyoruz derse yasada açık hüküm var. Mahkeme buna uymak zorundadır. Ama mahkeme buna uymadı. İlk duruşmada 2 ya da 3 saat içerisinde 80 sayfa yani 3530 sayfalık bir iddianamenin 80 sayfalık bir özeti demeyelim ona suyunun suyu diyebileceğimiz kısalıkta alalacele birkaç saat içerisinde iddianame okundu. Birkaç ay sürmesi gereken bir işlem böyle birkaç saatte bitirildi. Buradan şunu çıkarıyoruz. Mahkeme bir an önce bu dosyayı karara bağlamak, sonuçlandırmak istiyor. Böyle bir telaşları var, böyle bir hızları var. Son duruşmada Sayın Demirtaş reddi hakim talebinin gerekçelerini de açıkladı. Neydi Sayın Demirtaş'ın gerekçeleri ana başlıklarıyla? Uzun uzun yani 11 ya da 12 maddede uzun uzun özetledi. Hem kendi kişisel durumuna ilişkin hem dosyanın geneline ilişkin de tespit ettikleri vardı. İşte biraz önce söylediğimiz o iddianamenin kabulü, yine işte dosyanın UYAP'a yüklenmesinden MHP'nin hemen haberdar olması, kişilerle ilgili somut bağın yani olaylarla meydana gelen olaylar ve yargılanan kişiler arasında bir bağ kurulamadığı, çok genel soyut suçlamalar yapıldığı, kendisine yönelik Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği bir an önce tahliye edilmelidir kararına rağmen hala tutukluluğunun devam ettirilmesi, kendisinin suçlamalarına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararında pek çok atıf yapılmış olmasına rağmen bunlara hiç değinilmemiş olması ve benzeri pek çok konuda yine Erdoğan'ın ve Soylu'nun Bahçeli'nin yaptığı açıklamalara atıfta bulundu. Yani onlar yargılamayı yönlendiriyorlar dedi. Siz de buna alet oluyorsunuz dedi. Bahçeli'nin yaptığı bir açıklama çok ilginçti bu anlamda. Bir an önce bitirilmelidir dedi. Yani işte Mart 2021'e kadar bitirilmelidir. Neden bunlar bir an önce ceza almıyor diye bir grup konuşmasına söylemişti. Bütün bunlara değinerek bu heyetin, mahkeme heyetinin adil, tarafsız ve bağımsız bir yargılama yapamayacağını, dolayısıyla el çekmelerini, çekilmelerini talep etti ve bir de bir talepte bulundu en son. Bu duruşmayı 2023 Temmuz'una bırakın dedi. Seçimlerden sonra bırakın dedi. Yani bu iktidar devam ettiği sürece bu mahkemenin, biliyorsunuz bir de bu özel bir heyet. Evet. Sadece bu dosya için atanmış bir heyet. O da evet. Çok konuşuldu. O zaten o da ayrı bir şey. Özel olarak atanmış heyetin bu yargılamayı adil ve dürüst biçimde yürüteceğine inanmadığını, politik atmosferin değişmesi gerektiğini ve asıl önemlisi de şu, asıl Kobani davasının da o zaman görüleceğini söyledi. Ki bu çok doğru. Asıl Kobani davası bir gün görülecek. Bu kişiler neden öldü? Kim öldürdü? Tam olarak olaylar nasıl gelişti? Neden önlenemedi? Mesela o dönemin bakanlarından Efkan Ağa'nın yaptığı bir açıklama var. Çok önemli o da. Bizim heyetle yaptığı görüşmede kontrol edemediğimiz güçler var diyordu. Yani güvenlik güçleri içerisinde kimi grupları kontrol edemediklerinden söz ediyordu. Bunların hepsi bir gün açığa çıkacak, aydınlatılmalı. Hemen ekleyeyim, bu olaylar açıklansın, aydınlatılsın diye partimizin verdiği mecliste pek çok araştırma önergesi de reddedildi. Özel komisyonlar kuralım, yani bu kadar kapsamlı olaylar Türkiye'nin pek çok ilinde meydana geldi. Tam olarak nasıl başladı ve benzeri bütün bunları araştıralım dedi arkadaşlarımız. Ama hepsi de AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Dolayısıyla bugüne geldik. Dünkü duruşmaya AKP Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da katıldı. Cezaevinde önünde basına bir açıklama da yaptı ve bu açıklamasında 6-8 Ekim olaylarından HDP'yi sorumlu tuttu. Bu yargılama sonucunda ceza alacaklarını söyledi. Ve sanıkların bir takım usul yöntemlerini kullanarak duruşmaları engellemeye çalıştıklarını söyledi. Öncelikle bir AKP yöneticisinin bu duruşmada bulunması ne anlama geliyor? Bir de bu açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, şimdi demin şeyi söyledim. İlk birinci duruşmadan bir gün önce de zaten Soylu'nun ve Fahrettin Altun'un açıklamaları olmuştu. Evet. İşte suçlular cezalanacak işte vesaire gibi. Yani yargılama daha başlamadan bir hüküm kurulduğunun işareti bu. Yani bugünün Türkiye'sinde mahkemelerin iktidarla ilişkisi, HSK'nın yapısı, Türkiye'de yargının içinde bulunduğu durum işte araştırmalarda ortaya çıkıyor. En az güven duyulan kurum haline gelmesi ve benzeri pek çok unsur var burada.
Yani işte o FETÖ operasyonlar nedeniyle boşalan yerlere AKP'li avukatların hakim ve savcı olarak atanması ve benzeri. Yani Türkiye'de yargının içinde bulunduğu durum bu açıdan hakikaten içler acısı bir durumda. Politik sahiplerle, politik yetkilerle hareket ettiği gayet açık. Bu gayet açık. Bu açıklamalar da bunu teyit ediyor. Birinci duruşmada biraz önce söylediğim gibi Soylu ve Fahrettin Altun açıklama yapmıştı. Dün de işte bahsettiğimiz açıklama yapıldı. Yani arkadaşlarımızın hukukun kendilerine tanıdığı mevcut anayasanın, CMK'nın, işte TCK'nın ve benzeri kendilerine tanıdığı bir haktan yararlanmasını davanın uzatması olarak göstermek bir defa başlı başına bir spekülasyon. Diğer taraftan duruşma salonuna gelerek duruşmayı izlemesi ayrı bir olay zaten. Dolayısıyla yargıyı etkilemeye ve biraz önce söylediğim gibi davayı bir an önce bitirmeye, bir yargı kararı elde etmeye, işte arkadaşlarımızın mahkumiyetine giden bir yargı kararı elde etmeye çalışıyorlar. Böyle bir araçları var. Son olarak neden bir an önce bitirmek istiyorlar? Burada ulaşılmak istenen hedef ne? Evet, tekrar etmiş olacağız belki. Birincisi, HDP'ye açılan kapatma davasının bir argümanı olacak bu. Yani diyecekler işte bu kadar yöneticinin olduğu bir dosya var. İşte bakın bu kadar olaydan sorumlu, bu kadar insanın ölümünden sorumlu. Bu bir. İkincisi, HDP'yi bu bugünlerde çok konuşulan işte 2023 seçimleri öncesi, daha erken yapılır mı bilmiyoruz. Bu seçimler öncesi oluşacak siyasal denklemin dışına itmek. HDP'yi yetkisizleştirmek. Üçüncüsü de işte bu ortak hareket edilebilecek kimi asgari müştereklerde bir araya gelinebilecek çeşitli kesimlerle de bir araya gelişini engellemek. HDP'yi suçlu duruma düşürmek ve kapatma davasına dediğim gibi bir argüman haline getirmek. HDP'yi böylece bütün siyasal pozisyonlu denklemlerin dışına itmek. Böyle bir hedefleri var. Bu çok dosyada buna ulaşmak istiyorum. Çok sağ olun Sayın Erbaş. Ben teşekkür ederim. Halkların Demokratik Partisi Parti Meclisi üyesi Avukat Sayın Doğan Erbaş'la Kobani davasını konuştuk. Hoşça kalın.